Let's go. Duramayacağız. Durduk. Mis gibi yanık koktu. Havada ne kokusu var? Petlas lastik kokusu var. Havada aşk kokusu var. Neden yaptın şimdi bunu Ozan? Tedavi amaçlı. Genç kardeşlerimiz için mi? Aynen. Güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Teyze var. Teyze olmasa bile atacaklar. Yok teyze varsa yapma. Arkadaki kutumuz ne? Onlar plakalık. Böyle trafik olunca Ozan çok sinirleniyor genelde. Bak bir tane attı. Aynen bir tane attı. Buna bir tane atabilir mi? At hadi. Abo. Çok attın ama. Aynen. Bak stop ettirdi arabayı. Ya arkadaşlar bu ses burada çok gelmiyor size ama canlı da duyanlar bilir, yorumlara yazsınlar. Harbiden sesin kralı var yani, anladın mı? Bu videomuzun ismi ne olsun Özden ya? Bunu biz YouTube'a koyalım. Bu videomuzun ismi Trafik T Exos Patlatma. Çok yaratıcı bir isim. Sanayideyiz ama trafikte değiliz. Aynen. Trafikte kesinlikle tasvip etmiyoruz. Yapmayın. Nereye gidiyorsun şimdi sen? Kargoya. Ne yapacaksın? Kargo vereceğim. Ha iyi hadi bakalım. Tamam. Neyin kargosunu vereceğim? Plakalık. Göster bakalım bize. Neyi? Plakalık. Özden Soydaş'tan ulaşıp böyle plakalıklar alabilirsiniz. İsim soy isminiz yazılı servis plakalığı şeklinde. Bilginiz aynen olsun. Çifte 50 TL. Aynen. Çifte 50 liraymış bak. 3 tanesi. Gene bir şeyler sallıyor oradan. 3 tanesi şu kadar, 5 tanesi bu kadar. Bak bana çok yükleniyorsunuz bu arada kanka. Yok video olmadı, yok video gelmedi, YouTube boşlandı falan filan. Yani YouTube boşlanmadı aslında da. Biz YouTube'a çok geç başladık yani. Normalde haftada 8 video bile atabilecek kapasitemiz var ama bu aralar durgun bir dönemdeyiz. Fuar olmuyor, kışın, psikolojimiz bozuk bak. Hava böyle kanka, anladın mı? Herkes çıkmıyor, arabasını çıkartmıyor. Böyle bir ton olumsuzluklar var. Antalya, ucra köşe, fuar yok, etkinlik yok falan filan. O yüzden keyfimiz olduğunda ve dışarıda olduğumuzda video çekiyoruz. Siz doğallığı sevdiğiniz için biz videoyu ortam yaratmıyoruz. Yaratılan, yani daha olan ortamı çekiyoruz. Bu yüzden her an her daim video olamayabiliyor. Ama bugün bir şeyler çekeceğim, hadi bakalım. Açamadım kapıyı. Evet, Özden'le kargomuzu verdik. Buradan pikniğe gideceğiz, değil mi Özden? Aynen. Giderken kola alacağız, zeytin alacağız, peynir alacağız. Senle bir Banu'yla Mehmet olabilirdik aslında. Aynen. Neden olamadık? Olamadık çünkü... Sen ortalığı yakmayı tercih ettin çünkü. Aynen. Hadi bir yakalım biraz. Şu ne? Acılayalım. O delik. Bu neye kapalı? Yağmur var diye kapatıyoruz. Anladım. Alev'e vereceğiz mi ortalığı? Tabii ki. Varım o zaman. Ekşi'nin yanında dursana da. Bak şu an hala kulağım çınlıyor. Oğlum sağır ettin lan beni. Kulağım hala çınlıyor. Hadi. İn buradan atalım abi. Next station neresi? Neresi olsun? Özgür Otoy'daki parça. Evet. Borcumuzu verelim. Aynen. Bizden para alıyor ya şerefsiz. Öyle bir şey olabilir mi ya? Sen koskoca Özgür Otoy'daki parçasın. Neden para aldı senden o zaman? Bilmiyorum. Gidince... 4 tane Tofaş Amarsı sürdü. 300 lira para istedi ya. Harbiden insanlık ölmüş, evde zeytin yok. Neyin 300 lirası bu Özgür? Dayıya dikkat. Bak. Hayatta yaşamadığım iki şey. Birinci sene, ikinci sene. 130 lira aldım çocuk, gördün mü? Öyle mi? Yani. Yok görmedim. Ona da selam olsun buradan. Birincisi dövme çıkmaları. İkincisi tekrar ödeme çıkmaları.
Emre Erkan vardı ya bu sanayide. Aynen, Emre Erkan diye biri vardı bu sanayide. Esnaf kardeşimiz. Esnaf kardeşimiz, sevdiğimiz. Let's go yapalım mı? Yap hadi. Ama var. Ama işte bize pazar günü geldiğimiz için buraya hiç kimse olmuyor. Bize özel tahsis edilmiş oluyordu. Ama şimdi öyle olmadı. Bir de sokakta çok let's go'ya uygun değil hani. İnsanlar falan var, ne olduğunu anlayamayanlar var sanayide yaşamalarına rağmen. Hadi bakalım, çıkalım da yapalım. Yaşıyor dayı, yaşıyor! Taypar mısın be? Ha? Bu arabaya daha ekleyeceğim mi özen üstüne yürüyen olarak? Yaza 170 beygir. İlk defa da buradan açıklanıyor herhalde. Evet. Yaza yükleyeceğiz ama atmosferik olarak 170 beygir. Yani öyle turbo murbo haram maram tabii. Yandı battı. Dayıcım bir saniye lütfen. Bir saniye. Bir minut. Kurşunu yiyeceksin şimdi. Önümüze öyle çıkıyorsun bak. Neyse. Dayı yaş, dayı var. Para çekecektik. Bak bak geldi. Paracıklar, paracıklar. Hop. Hadi bakalım. Gösterim çabuk şeyini. Şeyle mi gidiyoruz, parçayla mı gidiyoruz? Hayır, oğlum çabuk şeyini bak. Göster bakalım. Sen o arabanın üzerindeki çıkan malzemenin hiçbirini atmam. Bulma şansıyım. İlk parçaları falan mı? Yani rezil etme arabayı. Vermişler. Sen yine kendine göre modifiye yapacaksın. Eski çıkanları bir kenara ayır, koy. Anlatabilir miyim? Üzlenmeyecek bir yere. Yenilerini takarsın. Baktığını gördüğün hevesin gitti. Satmak için de bak. Ama o şekilde satılır, ama orijinal olur. Kararı kendine göre. Nereden buldun onu? Ondan ön tarafından ne yapmışlar çok güzel olur bence. İç yüzünü asma Özgür, arabayı almadan bütün parçaları bende var, size yardımcı olurum falan filan, bol keseden attım. Video abi biz de sıfırdan yaparız bunu gerekirse diyor, üretiriz, şasisi bile var bizde. Mağdur etmedik seni yani, ne istiyorsan bulduk. Erman borcunu ödedi mi? Erman bitirdi sağ olsun. Özden bitirdi mi? Onu çok borcuyum. Daha bitmez mi? Bitmez onun borcu. Hadi o zaman bize bir şeyler hediye et. Çok borcuyum bak. Verin mi iki tane çabuk şeyi? 5-5 oldu. Al. Bu hediyem olsun ya. Yani. Şehirlikte dursun, alırım. Alacak onu. Al tamam. Unutma, hediye edin mi unutma. Alırım diyor ya, tamam al. Dursun alırız. Her türlü sinyale ihtiyacımız var. Araba nerede şimdi? Araba nerede? Koça bıraktım. Kaporta ayarlasın biz kapısını sağa sola diye. Bagaj kapağı yamuk duruyor diye. Sonra çeker. Sonra... Biiip. Bagaj kapağı da ya lan. Bagaj kapağı şöyle çap duruyor abi. Öyle dursun o kanka. Biraz sol tarafta. Özden için sol, öyle dursun. Sol tarafta duruyor. Gece uyumaz ki. Şey, artık şey sökmüşler de takarken mi yamuk takmışlar neyse. Biraz solda duruyor. Bir tarafa... Bagaj kapağı vurduğu zaman kapağı zaman zaman pop diye gidiyor mu? Yok, açılmıyor. Ama bir tarafa bir parmak giriyor, bir tarafa girmiyor. Ama onun alttaki merdişe de ayarlayacak. Ha, burada çektim seni. Özgür motor yapmışsın. 8 orta kaç kapı. Öyle mi? Araba yapmışsın. 15. Ulan var ya, iki tane tofaş aldırdın, köşeye döndün ha. Sen de işini biliyorsun Özgür. Alman kapısı ne olanı? Japon Alman. Hüseyin Koç. Genç mi? Genç. Nasıl yani, yapabilecek mi? Valla eski tip araç olduğu için. Anlıyor ha, eskilerini de yapıyor sürekli ama ben dedim yapabilir misin, ayarlarım ben de sıkıntı yok. Yaşı var mı ya? Babası var yaşlı. Babası benim aklıma bir şeyse çocuğum. Genelde yeni bizi... Özgür kardeşimizin yeni motor bisikleti. Tutuyorum burası kanka. Her türlü tofaş, yedek parça falan filan işte. Ben şeyler ayarlamadım. Ya bunlar çok hassastır. Basit bir aracı ama kolay kolay bozulmaz. Hani benimkisi hani örnek geliyor buna. Ha şey varmış abi. Efendim? Burada kapatır mısın kamerayı? Evet. Tanıştırayım. Tanıştır Özden. Konuşturayım. Yeni Sanayi'nin gururu, medarı, iftiharı karşınızda Özden Soydaş. Ben de beni diyecekse bir işi var, benden bitecek diye düşünmüştüm. Bak ne, nerede oluyor bu? Gel arkaya. Bak, ne oluyor burada? Bir gün aşklar biter, hatıralar evet, kalır. Abi de burada, biraz sonra böyle yapıyoruz. Aşağı indiriyorum, yok. Özgür hadi, borcumuzu verdik. Şimdi verdiğimiz parayla bize yemek ısmarla. Hadi gidelim yemek. Araba dursun mu burada ya? Yakın mı? Dursun. Nereye gideceğiz?
Nereye gideceğiz? Dayı metiyeceğim mi? Dayıydım. Bu 10 dakika oldu ben dayı metiyeceğim. Bir de ısmarlarsın. Param yok ya. Ne demek yok ya? Ev yeme işte şu. Vardır ya. Onu da özel servis yazmış. Özden mi? Neyse şey demiyorum. Gene kimin canı yandıca bak. Dönme ismini. La Casa de Papel'e ölümüyor. Sanayi günlüklerinde bu akşam yemeği içmek istedik Özden şimdi biz. Özür dileyelim bence. Baksana olacaklardan haber. Hemen ya. Yorgun yedek parçalıyoruz. Onu da kar ediyorduk. 50 lira zarar ettik. Matkap böyle bir şey işte. 1.50 ile verir, 2.50 ile yumruklayarak geri alır. Karıştırdım. Babası nerede parayı bu? Arkadaşlar. Para bende değil. Paha yok. Paha nerede Özgür? Bu gider biralara atar. Paha yok kardeş. Şey içeceğim mi yanında? Gönlünden ne koparsa ya işte ne var işte ben ondan dedim zaten. Kolayı ben ısmarlayacağım yani içeceğim siz diye sordum. Tamam ben Özgür işler nasıl Özgür? O zaman ben bir su içerim yeter yani. Güzel mi? Allah bereketini arttırsın kardeşim. Amin cümlemizi kardeşim. Şimdi Özden Soydaş 131 projesini bitirsin. He. Senden 8-10 çift ön tampon almak zorunda kalacak bu araba sürüş siteliyle. Evet tampon. Tampon imalatına başlıyoruz. Aynen yani stok yap lan stok yap bir sürü. Özden yapacağız. Soydaş tamponları. Sök İnşallah. Tak. 2 saniyede montaj. Bugün nasıl ters yoldan gelişim? He? Ters yolda. Hiç hoş değil de. Özden'in ters yolunu gördün mü hikayede Emre abi? Ne? Özden'in ters yolunu gördün mü hikayede? Bir, en son attığını bilmiyorum da bir tane bir gazladı şöyle yok kötü gel. Aa, o değil fotoğraf ondan sonra ay, fotoğraf. Onun videosu var da işte. Tamam, İnsanlık okay. Buna hazır değil Emre. Kardeşim yemekten sonra yemem tatlı sen ne abi? Özden. O bir kurabiye tatlı, yoğurt. Hep aynı yere gidiyor diye düşünüyor Özden. Özden'cim önce tatlı diyorlar ne diyorsun? Önce tatlı kime göre? Bana göre de önce... Yemek. Sana göre önce tatlı. Önce tatlı evet. Bunlar takım ya. Bunlar Amerikan oyunları. Hangisi? Vallahi. Biz bir yemek yiyelim o zaman şimdi hadi. Yaza yapıyoruz spor polisi ya. Abi bu adamın arabasını yapacağız spor polisi. Şey devam. Tek S. Tekisi var ya dedim ya. Olur mu abi ne diyor? D17 krank falan koyacağız abi ona. Piston. Gene yapıyor bak o yüzden. GoPro'ları arabalara takıp gazlayacağız mı iki araba? Gazlayalım mı? Yani bilmiyorum. Bir ara bir hikaye attık ya öyle. Ha. Tesadüf çektik öyle de. Ha. İnsanların çok hoşuna gitti. Böyle bir şey bekliyorlar herhalde. Yapılabilir yani. Özreyn. Gelmiş bulunmaktayız. Bütün seven, beğenen, destekleyen, desteklemek isteyen, sevmek isteyen ama sevemeyen, beceremeyen, neden bunları sevemiyorum diyen, ben bunları sevmeyeyim daha iyi diyen bütün gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Esenliklerle kalın. Sonunu çek, yolumuzun sonunu çek. Evet.